biyolojik olarak konumuz kanser, meme kanseri. Ve bunu biz anlamaya çalışıyoruz. Kanserli hücreler nasıl farklı davranıyorlar, neden farklı davranıyorlar? Ya da bağışıklık sisteminden nasıl kaçabiliyorlar? Avrupa Birliği tarafından desteklenen projemizde kanserli hücrelerle bağışıklık sistemi hücreleri olan makrofajların birbirleriyle nasıl konuştuklarını anlamaya çalışıyorduk. Bunu yapabilmek için mikro nanoteknolojiye yöneldik. Bu fizikçilerin, mühendislerin kullandıkları yöntemleri zamanla kimyacılar da kullanmaya başladılar ve şimdi biyologlar kullanıyor. Bu ileri son teknolojik tekniklerle kanser sorusunu bir araya getirince daha önce soramadığımız soruları sorabiliyoruz şimdi ve onları cevaplayabiliyoruz. Bu ilgi çekiyor en az iki sebepten dolayı. Birincisi kanserden etkilenmeyen doğrudan ya da dolaylı kimse yok gibi. Gerçekten yenilikçi bir yaklaşımla biz inceliyoruz bu sorunu. İşte ilk önce yeni bir çipimiz vardı, onu geliştireceğiz. Sonra onu laboratuvardaki hücrelerle test edeceğiz. Ardından meme kanseri hastalarından örnekler alacağız. Bunun için de işte onkolog hocamızla beraber çalışacağız. Ve hani laboratuvarda optimize ettiğimizi düşündüğümüz şeyin gerçekten hastalardan gelen örneklerle de aynı testleri yapabilecek miyiz onu göreceğiz. Hani biraz da aslında sanat da var orada. Yani oturup çiziyorsunuz sonuçta bunu. Hani Einstein demiş ya ne yaptığımızı bilseydik yaptığımızın adı bilim olmazdı. Burada önemli olan motivasyonu yitirmemek. Yani sürekli hani yumruk yediğinizde tekrar ayağa kalkmanız lazım. Disiplinler arası çalışmak gerekiyor. Artık sadece biyoloji çalışarak, sadece fizik, sadece kimya çalışarak bir yere gidemiyoruz. Ama bir fizikçiyle, bir mühendisle, bir kimyacıyla birlikte çalıştığınız zaman çok daha güzel sonuçlar, ürünler, çözümler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Soru sormak gerekiyor. Ya bence herkesin içinde bir bilim insanı var ve onu yaşatmamız lazım. Bunun için de soru sormamız lazım. 4 tane ana kuralımız var. Güvenlik. Önce güvenlik. İkincisi her şeyi not alacaksın. Çünkü bilim insanı olmak demek çok iyi not tutmak demek. Yani önemsiz olabilir, örneği düşürebilirsin, oraya yazacaksın, ben bu örneği düşürdüm. Üçüncüsü, aletleri zorlamayacaksınız, diyorum soru soracaksınız. Soru sormazsanız makine olursunuz. Siz bilim insanı olacaksanız soru sormanız lazım. Ben soru sormazsanız kızacağım. Ezberliyoruz ama mesela bir şey ne kadar büyük, yani bir hücre ne kadar büyük, sonra içindeki DNA ne kadar büyük, protein ne kadar büyük, şunu fark ettim. Bunu bilmiyor biyologlar. Halbuki çalıştığın şeyi kafanda canlandırman lazım. Ya da bir ne kadar hızlı gidiyor. Mesela bir hücre ne kadar hızlı hareket ediyor. İşte saatte mesela işte 15 mikron. Yani bu ne demek? Bunu böyle kafamızda canlandırmamız için sadece biyoloji bilmemiz yetmiyor. Matematik biraz bilmemiz lazım, fizik bilmemiz lazım. Şöyle çok açılı bakmamız lazım. Hani biraz da aslında sanat da var orada. Çocuğa bir oyuncak verdiğinizde onunla oynaması gerektiği şekilde oynamaz. Siz de dersiniz, yavrum o öyle çalışmıyor, ona şöyle yapman lazım. Halbuki çocuk orada deney yapıyor. Yani şuna şöyle bir bisikleti ters çevirip binsem nasıl olur acaba? Bu bir deney. Biz çocukken çok deneyeceğiz. Ve gençlere tavsiyem, erkek ya da kadın, bu çocukluğunuzdaki deney yapma merakını hep canlı tutmaya çalışın. İnsanlık olarak, ülke olarak üretmemiz lazım. Üretmek için de bilgi sahibi olmamız lazım. Bilgiyi de üretmemiz lazım. Laboratuvarda deneyini yapmamız lazım. Belki bilgisayarda simülasyonunu yapmamız lazım. Ve genç insanlar eğer bunları yapmak istiyorlarsa meraklarını canlı tutsunlar, araştırsınlar, sorsunlar ve kendilerine belki hani mentor diyebileceğimiz danışman insanlar belirlemeye çalışabilirler. Okulda olabilir, çevrelerinde olabilir. Sonuçta ben bugün buraya gelmişsem, işte ailemden destek almışımdır, öğretmenlerimden destek almışımdır. Beni bir şekilde yönlendirmişlerdir. Benim içimdeki hevesle onların yönlendirmesi birleşince ortaya güzel bir şey çıkmıştır. Yani gençler de kendilerine örnek alabilecekleri, konuşabilecekleri öğretmenleri olabilir, bir yakınları olabilir, destek alabilirler. Bence kadınlar gerçekten çok azimli,
dirençli ve güçlüler. Ayrıca da yetiştirici özellikleri var. Hani İngilizce'de nurturing denir. Ve o zaman bu bakımdan baktığımızda bilimin kadınlara ihtiyacı var. Bu Marie Curie projesi başıma gelen en iyi şeylerden biriydi diyebilirim. Çok iyiydi çünkü orada bilime odaklanmamız sağlandı. İstediğiniz şeye harcayabiliyordunuz bu parayı. Yani bir cihaz almak istiyorsanız cihaz alabilirsiniz, burs verebilirsiniz, malzeme alabilirsiniz. Ve bugün burada 7 yılda aşkın bir süredir bu laboratuvardayım. Bugün bu laboratuvar bu seviyeye geldiyse en önemli temellerinden biri bu Marie Curie projesiydi. Yani özgürce bilim yaptık diyebilirim. Avrupa Birliği bir kaynak sağlıyor. Horizon projeleri, çerçeve programı ve benzeri. Önemli bir kaynak. Genç bilim insanları için özellikle. Ama belki daha önemlisi hani networking dediğimiz bir iletişim ağı kurulmasını sağlıyor. Bilim için de biyoloji içinde bu işbirliği demek, birlikte çalışmak, ortak kaynaklara ulaşmak. Örneğin bazı laboratuvarlar var, kurulması çok masraflı. Yani buradan bu gibi bir merkezin her ülkede kurulması mantıklı da değil. Nedir? Bir ülkede kuruluyor. Diğer bilim insanları hareketlilikle gidip bunu kullanabiliyorlar. Oradaki araştırmacılarla birlikte projeler yapabiliyorlar. Bu tür bir hani yetiştirici ortam, yine nurturing dediğimiz, birlikte işbirliği yapılması, ortak çalışmaların yapılması bunu tetikleyen bir yapılaşma.